Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler bir kanala hoş geldiniz. Pesup 22 uygulaması bugün itibariyle çıktı. Android cihazlara indirebiliyoruz. Fakat iOS ve iPhone için henüz daha çıkmadı. Pesup uygulaması nedir diye belki daha önce kullanmayan arkadaşlarımız varsa kısa bir bilgi vermek istiyorum. Pesup uygulamasını telefona, tablete indirebiliyoruz ve oyuncuların seviyelerini görebiliyoruz. Maksimum seviyelerine, özelliklerine bakabilmekteyiz. Dizilişlere, menajerlere, o anki menajerin kullandığı dizilişe ya da istediğimiz bir diziliş varsa o dizilişe sahip tüm menajerleri görebilmekteyiz. Fakat uygulamada daha henüz eksik olan yerler var. Örneğin menajerler hepsi daha buraya işlenmemiş. Fakat oyuncu seviyelerine bakmak istediğimizde burada oyuncu veri tabanına tıklıyoruz. Oyuncu seviyelerine baktığımız zaman eFootball DB sitesi de bu verileri açıklamıştı. Ve eşleştirdiğimiz zaman da daha önce eFootball DB acaba doğru mu yanlış mı açıklıyor derken PESHOOP da aynı verileri açıkladı. Örneğin Messi 98'e kadar yükseliyor maksimum seviyesi, fakat bazı yerlerde yüksek seviyelere çıkmakta. Örneğin gizli forvette 101, ofansif orta sahada 99, sağ açıkta, sol açıkta 98 seviyelerini görmekte. Messi'nin maksimum halindeki hızı ise 76. Hızlar bayağı bir düşmüş durumda. PESHOOP da bu verileri açıklıyor. Örneğin bakalım kimlere bakalım. Lewandowski 99, Ronaldo 97, Neymar 97, Oblak 96 yüksek seviyeli bir kaleci. Donnarumma da 96. Kevin De Bruyne 97. Mbappe. Mbappe 99'a kadar çıkmakta. Ama sağ açık sol açıkta 101. Gizli forvette 100 seviyeyi görüyor. Fakat burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Maksimum seviyesi 99 olsa da hiçbir özelliği 99 değil. 93'ün üzerinde bir özellik görmüyoruz. Hızı 93, hızlanması 92. Seviyeler maksimum seviyesi 99 iken özelliklerinin bu kadar düşük olmasını ben anlayamadım. eFootball DB sitesi de aynı verileri paylaştı. PESHOOP da aynı verileri paylaştı. İkisi aynı şeyi paylaştığı için doğru olma ihtimali yüksek olarak görüyorum. Ama yeni oyunla alakalı belki bilmediğimiz bazı şeyler var. Oyun çıktıktan sonra da bunları öğrenebileceğiz. Niye bu özellik ve seviye arasında böyle farklılıklar var? Acaba biz özellikleri geliştirebilir miyiz? Daha yukarıları çıkarabiliyor muyuz? Herhangi yanlış bilgi de vermek istemem sizlere arkadaşlar. Oyun çıktıktan sonra bunları daha net bir şekilde öğrenebileceğiz. Yüksek seviyeleri şöyle bir göz gezdirelim. Sonra menajerlere geçeriz. Neuer 95, Van Dijk 96, Harry Kane 96, Kimmich 97, Ramos 93, Benzema 95, Lukaku 95, Casemiro 96, Courtois 95, Salah 96, Alisson 95, Kante 95, Luis Suarez 94, Son var Tottenham'ın yıldız futbolcusu 95. Marquinhos 95. Marquinhos defansif orta sahada kaç? Onu merak ettim. O stopere dönüştü. Defansif orta sahada düşürmüşler. 95. Dostu stoper oldu. Eskiden de stoperdi. Dosa çekilmişti. Sonra tekrardan stoper oldu. Bir fonksiyonlu bir futbolcu. Paris Saint Germain için joker bir futbolcu Marquinhos. Mane 95. Bruno Fernandes 96. Haaland 99 ama Haaland'ın bakalım başka yerlerde değişiyor mu? Santrafor'a 99. Başka yerlerde düşük. Özelliklerine baktığımız zaman hızlanma anlamında oyunda genel bir düşüşlük var. Devam ettiğimizde Ederson, Ter Stegen 94'ü gören kaleciler. Agüero düşüşte. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan Agüero'ya iletelim. 3 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi. Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu kendisi için de. Kroos 94. Yükseklere bakalım. Goreska 95 örneğin. Bernardo Silva 95, De Jong 96, Ruben Dias 96. Ruben Dias'ın bir hızına baksak 72 hız. Bu adam benim çok beğendiğim bir stoper oyuncusu. Oyunda hızı düşük, bu sene de düşük. Futbol 2022'de daha da düşük. 72 hız, 70 hızlanma. Orada bir Delit vardı. Delit de 97, Delit'in de hızına bakalım. 76, 72 hız ve hızlanma değerlerine sahip. Ama maksimum seviyesi 97. Defansif farkındalığı, ikili mücadele, defansif katılım, agresiflik, defansif katılımı gördüm bir an tuhaf karşıladım. O veriyi ilk defa görüyoruz açıklamayı. Aşağılara indiğimizde Donnarumma 96, Oblak'la birlikte en yüksek kaleciler. Rodri 95, Alexander Arnold 95. 95 ve üzeri başka futbolcu belki de olmayabilir. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman varmış. Havertz 95, Foden 96, Sancho 96, Mount 96, Davis 95. Davis'i de ben çok beğenirim. Artık o da bir siyah top. Oyunda siyah top, altın top kalmadı. 5 yıldız, 4 yıldız olayına döndük ama alışkanlık artık. Hala siyah top, altın top diyoruz. Diğer sayfalara baktığımız zaman
95 ve üzeri herhangi bir futbolcu var mı? O kadar yüksek seviyeleri gören. Hakimi'nin 94 olduğunu görmekteyiz. Sağ bek oyuncusu Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Diğer artı sayfalarda seviyeler düşmekte. Hani öyle çılgın bir futbolcu var mı diye bakıyorum. Giriş seviyesi düşük olup çok yüksek seviyeye çıkan şimdilik dikkatleri çekmiyor. Bir de menajerlere bakalım. Hemen ana menüye geri dönelim. Yönetici veri tabanına tıkladığımız zaman gelen bu ekranda diziliş falan da seçebiliriz ama doğrudan aramaya tıklayalım. Eldeki tüm menajerleri gösteriyor. Menajer sayısı şu an az. Normalde burada çok fazla menajer olacak. İlerleyen zamanlarda menajerleri ekleyeceklerdir. Fakat eklenen menajerlerin bazılarına bakalım. Örneğin benim kullandığım 3 stoperli 3 forvetli dizilişe baktığımız zaman birçok menajer var şu an itibariyle. Ama oyun çıktığında bunlar değişebilir. Çünkü haftalık değişiyor. Örneğin Gasperini. Benim kullandığım dizilişe dönmüş. Gasperini bu dizilişte oynamıyordu. 1 SF arkasında 2 GF. Fakat hafta sonu farklı bir dizilişte oynarsa oyunda da bu değişmekte. Menajerler, teknik adamlar takımlarına nasıl oynatıyorsa o hafta sonu oyunda da paralel bir şekilde değişiyor bu dizilişler. Oyun çıkana kadar bunlar kaç defa değişebilir? Birçok diziliş şu an bulunuyor. Kullanılan dizilişler 4-3-1-2'ler, 4-3-3'ler, sağ açık, sol açıklı, ofansif orta sahalı olsun ya da 4-3-1-2'ler. Şöyle aşağılara doğru inelim. Hangi menajerler var? Solskjaer, Manchester United menajeri. Barcelona menajeri Koeman görevinden ayrıldı. Henüz daha görünmekte, yeni ayrıldı. Sarri 4-3-3. Baktığımız zaman Allegri Juventus'un menajeri 4-4-2. 4-2-1-3'ler, 4-2-3-1'ler. Sayfa sayfa gitmekte. Ama burada dediğimiz gibi daha çok menajer eklenecek. Burası çok yüksek sayılara çıkacak. Ama merak ettiğimiz dizilişler var. Örneğin 4-2-4 var mı derseniz şu an itibariyle yok. O 4 hücumculu. Doğrudan 3 SF oynayan bir menajer bulunmamakta. Ben onlara baktım arkadaşlar. Var mı böyle pek görmediğimiz farklı menajerler diye. Bildiğimiz dizilişlerle alakalı menajerler bulunmakta. Sıra dışı bir menajer. Oyun içerisine nadir gelen menajerler şimdilik işlenmemiş. Sadece benim kullandığım menajerin sayısı artmış. Normalde az gelirdi o. Hemen göstereyim onları da. 3 forvetli menajerlere baktığımız zaman bunlar var sadece. Ben 3 forveti önemsiyorum. Oyunda etkili dizilişlerden bir tanesi. 3 stoperli haliyle var. Dörtlü savunma hattıyla 3 forvetle oynayacağımız bir diziliş şimdilik bulunmamakta. Umarız oyun çıktığı zaman bunların sayısı arttığında onları da görürüz. Gasperini var, Jelic diye menajer var. Amaric var. Aşağılara inelim, bir tane daha menajer varmış. 7 tane menajer bulunmakta. Fakat hepsi 4 üçlü stoper hattıyla oynuyor. Dörtlü oynamıyorlar. Son olarak arkadaşlar bir de oyunculara baktığımız zaman oyuncuların form durumları da işlenmiş. Hafta sonu gösterdikleri performansa göre oyuncuların A, B, C, D, E formlarında Pesup bizlerle paylaşıyor. Oyun çıksaydı bu form durumuyla olacaklardı. Örneğin Ronaldo E olarak paylaşılmış. Lewandowski A, Messi C, Neymar B. Bu form durumuna göre kadroları kuruyorduk. Özledik, form durumlarını da özledik. Aylardır C formu durumunda oyuncular. 11 Kasım tarihinde konsol tarafında büyük güncelleme gelecek ama mobil tarafı için gelmiyor. Mobilde daha Efsane Box Draw'lar devam ediyor. 22 Kasım'a kadar Efsane Box Draw açıklandı. O kısımda biraz daha mobil kısmında biraz daha yeni oyunu bekleyeceğiz. Konsolda ise bir aksilik olmayacak gibi. Bilgisayardan, PlayStation'dan, Xbox'tan oynuyorsanız 11 Kasım'da büyük güncelleme beklenmekte. Mobilde biraz daha bekleyeceğiz. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere iyi günler, iyi seyirler, hoşça kalın.